Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Spor kulübü mü var? Evet. Allah Allah. Güzel. Merhaba arkadaşlar. Başarılar. Merhaba. Başarılar. Kolay gelsin. Başarılar. Başardık edası var burada. Harika. Birazdan ödül töreninde beraber olacağız. İzledim yarışı ben. Koç Müzesi'nden izledim. Önde gittiğinizi gördüm yani. Tabii sonucunu göremedim ama şimdi söyledim. Aynı şekilde yine. Harika. Tebrikler. Ödül töreninde sizinleyim birazdan. Görüşürüz. Şu alana bakayım. Tamam başkanım. Merhaba. Kolay gelsin. Şimdi mi çıkıyorsunuz? Evet, birazdan starta gideceğiz. Ha, tamam. 12.40'da başlıyor ama değil mi? Sol taraf birazdan geliyor. Buradan starta gitmek bir hazırlık gibi mi oluyor yani? Evet, ısınıyoruz aynı zamanda. Yorulmuyorsunuz. Benim dayım Fenerbahçe'de kürekçi idi ama 82 falan yani. Adı ne? Necati diye. Necati o zaman İTÜ'de okuyordu. İkinci olan ekip Altın Boynuz'u öncelikle tebrik ediyor. Değerli başkanımız ardından Galatasaraylı şampiyon kürekçileri tebrik ediyor. Ve üçüncü olan ekibimiz Haliç Kürek takımı. Ve şimdi şampiyon ekibimizin madalyalarını getirelim. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları 2022'nin şampiyon ekibi Galatasaray Spor Kulübü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun elinden madalyalarını alıyor. Ve şimdi şampiyonluk kupasını kendilerine takdim ediyoruz. İşte Büyükşehir Belediye Başkanımızın elinde kadınlar genel klasman şampiyon ekibi Galatasaray Spor Kulübü kutluyoruz. Ve aynı zamanda bir çift küreğin de sahibi oluyorlar. Sayın Başkanımıza hemen mikrofonu ulaştıralım. Çok teşekkür ediyoruz. Duygu ve düşüncelerini almak isteriz. Evet, tabii çok tutmayacağım. Tebrik ediyorum. Her üç takımı da ve diğer bütün katılımcıları da tebrik ediyorum. Bu arada oğlumun öğretmenleri de burada sporcuymuş. Harika. Yani demek ki Ekrem İmamoğlu'nun öğretmeni, çocuğunun öğretmeni üçüncü oldu yani. Bir şaibe yok yani, tamam mı? Ama ben burada öğrendim. Harika, başarılar. Çok güzel bir yarışma oldu. Ben de ileride müzenin önünden, Koç Müzesi'nin önünden izledim. Haliç olağanüstü bir coğrafya. Az önce değerli federasyon başkanımızla da konuştuk. Gerçekten bazı spor branşları spor yolculuğumuz için çok önemli. Biz bu şehre, bu güzel şehre, dünyanın en güzel şehrine Olimpiyatı artık hediye etmek istiyoruz. Hep birlikte Olimpiyat şehri olsun istiyoruz. 2036'ya kesinlikle ve kesinlikle talibiz. Dünyanın gelmiş geçmiş en iddialı adayıyız. Biz Olimpiyatların insanlarıyla bir şehre verilebileceğini bilen bir yönetimiz. Bu bağlamda bu kentin insanları bunu hak ediyor. İşte onun örneği buradaki kadın sporcularımız ki artık biliyorsunuz Olimpiyat oyunlarında %50-50 kadın erkek sporcu katılımı söz konusu. O bakımdan biz kadın sporcularının da en başarılı bir biçimde Olimpiyatlarda temsil edileceği bir ülke olduğunu da biliyoruz. Bu yönüyle burada yapılan bu yarışların da bu yolculuğun önemli adımlarından birisi. Haliç'i önemsiyoruz. Haliç'in
sadece tertemiz olmasını önemsemiyoruz. Çevresini önemsiyoruz. Hemen karşı yakada, yani Eyüp Sultan tarafında harekete geçen, hayata geçen tramvayımızla birlikte yaklaşık 1 milyon metrekareye tamamlanan olağanüstü bir yeşil alanı bitirmek üzereyiz. Tramvayı Eminönü'ne kadar uzatacağız. Burada kültür sanat alanları hazırlıyoruz. Başta Fesane ve Haliç Tersanesi olmak üzere. Yani Haliç boyunda kültürü, sanatı, Bienali, sanat buluşmalarını, müzikle buluşmayı, sanatın her alanında buluşmayı ve aynı zamanda sporla buluşan bir coğrafya haline gelsin istiyoruz. Zira hani İstanbul dünyada bir tane, İstanbul Boğazı bir tane, hiçbir başka bir örneği yok İstanbul kentinin. İstanbul'la yarışacak, Boğaz'la yarışacak. Aynı şey Haliç için de geçerli. Yani Altın Boynuz diye dünyada bilinen ismiyle Haliç dünyada en nadide coğrafyalardan bir tanesi, belki birincisi. Bu bağlamda buraya o hak ettiği değeri hep birlikte sağlayacağız. Sporun ve sporcunun yanındayız. Amatör branşların özellikle büyümesiyle ilgili adımlar atacağız. Yine federasyon başkanımızın da katkılarıyla özellikle bu yarışların burada olmasıyla ilgili diğer adımların atılmasında da biz Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaya, gerekli bütün cömertliği göstermeye hazırız. Bu yönüyle bu duyurularımı yapmış olayım. Çok güzel bir gün olsun. Centilmence yarışlarla başarılı olan ve katılan bütün takımlara şimdi yürekten teşekkür ediyorum. Ben bir bölümünü daha izleyip ayrılacağım. Şanslıyım. Kadınların ödül törenine katıldım. Diğer yarışmacılara da şimdiden başarılar diliyor. Seneye daha güçlü bir katılımla, ki bu yıl uluslararası bir katılıma dönüştü. 4 takımımız yurt dışından. Seneye daha güçlü katılımla olmasını arzu ediyoruz. Daha büyük katılımla, 10-20 ülkeden katılımcılar olsun. Vallahi bizim takımlarımız kazanmaya hazır. Dünyanın neresinden gelirlerse gelsinler. Çok iddialı takımlarımız var, görebiliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar. Her günümüz böyle güler yüzlü, sporla, sanatla, barış içinde, huzur içinde kaynaşarak, buluşarak geçmesini diliyorum. Hepinize iyi günler. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bir toplu fotoğraf alalım, rica edelim basın mensupları da hemen. Öne doğru gelebilirsiniz. Tüm takımları da başkanımızın sağ ve sol yanına alalım, yanına davet edelim. Değerli başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı. Bir de Haliç Kürek takımıyla özel bir fotoğraf çektiriyor. Evet. Evet. Kenara alsak. Haliç'e hoş geldiniz. Uluslararası yarışmamızda bir aradayız ve çok değerli bir yarışma oldu, Rowing Cup. Umuyorum ki Haliç özellikle kürek yarışlarıyla bütün dünyada hak ettiği yere ulaşsın. O vitrini önemsiyoruz çünkü 2036 Olimpiyat Oyunlarına talip bir şehriz ve dünyadaki en iddialı aday şehriz. 2036 için bunu başaracağız. Başarmamız için de özellikle bu tür buluşmalar ve farklı branşlarda farklı organizasyonlar bizi güçlendiriyor, güçlendirecek. Kaçırmak istemedim. Özellikle kadınlar yarışını izledim. Ki kadın erkek sporcu konusunda olimpiyatların atmış olduğu %50-50 katılımı ben çok önemsiyorum. Bu yönüyle de İstanbul'da özellikle kadın erkek noktasında çok başarılı olacağımız organizasyonlarda ev sahipliği yapmayla ilgili en üst cesareti göstereceğiz. Farklı branşlarda da yine İstanbul'u bir spor kenti yapma adına büyük adımlar attık, atmaya devam edeceğiz. Haliç pırıl pırıl,
temizliğine çok dikkat ediyoruz. Bu havzanın kültür, sanat ve sporla dünya çapında anılmasını istiyoruz. Seneye daha güçlü bir turnuvayı yapmak için yola çıkacağız şimdi. Teşekkürler. Fıstıklar. Rena Bey, siz gelmedin. Rena Bey, siz gelmedin. Rena Bey, siz gelmedin. Evet efendim, çekiyoruz. Harika, teşekkürler. Başkanım, ben de katılabilirim. Erkekler, bu erkekler evet. Halic'in üzerinden takip ediyoruz. Az önce Unkapanı Köprüsü'nden başladı. Gördüğünüz gibi kırıl kırıl bir Halic üzerindeki yarışı takip ediyoruz. Hem ülkemizin önemli takımları var hem de yurt dışından dört ülkeden takımları var. Seneye daha büyük bir uluslararası organizasyon yapmak. Dünyanın en iyi takımlarını bekliyoruz. Onları yenecek takımlarımız var bu arada. Duyuralım. Dünyada en iyi temsil edecek sporcularımız da var. Açıkçası ülkemizin 2036 olimpiyat oyunlarına dönük yürüyüşünde bu tür branşlar, bu tür yarışlar ve bu tür alanlar en büyük nimetimiz, en büyük gücümüz. Bu bağlamda sporculara başarılar diliyorum. Nice uluslararası yarışmalara Haliç'te. Güzel, temiz, pırıl pırıl Haliç'te.